Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Oppo ile İstanbul'u geziyorum. İlk durağımız ise Sultanahmet. Sultanahmet deyince aklımıza gelen iki tarihi eser var aslında. Birisi Ayasofya Camii'si, diğeri ise sizlerin de bildiği üzere Sultanahmet Camii'si. Ne yapacağız peki? Buraya geldik. Cebimizde Oppo'nun deri tasarımlı arka kapağıyla dikkat çeken A73 modeli bulunuyor. Oppo A73 ile buradaki tarihi yerleri fotoğraflayacağız ve bu fotoğrafları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Oppo A73 ile Sultanahmet turumuza başlayalım. Ayasofya Camii ya da eski adıyla Ayasofya Müzesi 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali'ydi. Daha sonra 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen bu cami son olarak bu sene tekrardan camiye dönüştürüldü. Oppo A73'te bulunan Sunlight Screen ekran sayesinde güneş altında telefonun ekranını görememe sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Bu ekran sayesinde ne kadar güneş olursa olsun telefonun ekranını rahatlıkla görebiliyor ve fonksiyonel bir şekilde telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Oppo A73 ile İstanbul turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayasofya'dan sonra hemen onun karşısında yer alan Sultanahmet Camii'sinin girişine geldik şu anda. Eğer cami hakkında pek bir bilginiz yoksa girişe hemen şöyle büyük bir plaka yerleştirmişler. Bunun üzerinde cami hakkında bilmeniz gereken her şey yazıyor. Dilerseniz ben şimdi size buradan biraz bilgi vereyim. Bu cami arkadaşlar 1. Ahmet tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya 1609-1617 yılları arasında inşa ettirilmiş. Cami Sinan sonrasında yapılmış, hemen hemen bütün anıtsal boylardaki camiler gibi Sinan'ın Şehzade Camii'nde uyguladığı ama daha sonra tekrarlamadığı plana göre yapılmış. Mehmet Ağa son cemaat yerini örten 9 küçük kubbe ile haremin muazzamlığına bir kontrast sağlamak istemiştir. 260 pencereden süzülen ışıkla iç mekan yeterince aydınlıktır. Bu renklerden dolayı dünyada Mavi Cami adıyla bilinmektedir. Sultanahmet Camii hakkındaki bu kısa bilgilendirmenin ardından dilerseniz şimdi sizleri Oppo A73 ile çektiğimiz Sultanahmet fotoğraflarıyla baş başa bırakalım. Oppo A73'te kullanıcıların çok hoşuna gidebilecek bir özellik daha bulunuyor. Icon Pull Down Gesture, yani Türkçesiyle simgeyi aşağı çekme hareketi. Bu özelliği aktif hale getirdiğiniz zaman telefonu tek elle kullanmanız çok daha kolay hale geliyor. Bu özelliği ana menüde simgeyi aşağı çekme hareketi olarak bulabilirsiniz. Sultanahmet'e geldiğinizde arkadaşlar iki caminin tam ortasında böyle güzel bir fıskiye yapılmış. Bu fıskiyenin etrafında çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor. Hatta biz geldiğimizden beri pek çok kişi bu fıskiyenin etrafında arkasına Sultanahmet'i ya da Ayasofya Camisi'ni alarak fotoğraflar çekiliyor. Eğer sizin de elinizde A73 gibi kamerası gayet güzel fotoğraflar çeken bir telefonunuz varsa bu fıskiyenin önünde poz vermeyi unutmayın.
Oppo A73 orta segment bir model olmasına rağmen kamera tarafında son derece yetenekli bir cihaz. Bu telefonda 16 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kameraya 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı bir kamera, 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip derinlik kamerası ve 2 megapiksellik de f2.4 diyafram aralığına sahip makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafa baktığımızda ise 16 megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera ile karşılaşıyoruz. Genel itibariyle baktığımızda bu kamera ile kapalı alanlarda ya da açık alanlarda son derece net ve kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün. Evet, Oppo A73 ile İstanbul turumuzun bir sonraki durağı ise Alman Çeşmesi. Şimdi bu çeşmeye neden Alman Çeşmesi denildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Hemen ufak bir bilgilendirme yapayım. Bu çeşme arkadaşlar İstanbul'a 3 defa gelen Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından yaptırılmış. Alman İmparatoru 2. Wilhelm 1898 yılında İstanbul'a ikinci gelişine ithafen bu çeşme yaptırılmış. Bu çeşmenin değerli taşları ve mermerleri Almanya'da yaptırılmış ve İstanbul'a getirilmiş. Daha sonra burada monte edilmiş ve Alman İmparatoru 2. Wilhelm bu çeşmeyi kanalizasyon hatlarına kadar yaptırarak 1901 yılında 2. Abdülhamit'e teslim etmiş. Çeşme hakkında bu ufak bilgilendirmeyi yaptıktan sonra sizleri Oppo A73 ile çektiğimiz Alman Çeşmesi fotoğraflarıyla baş başa bırakalım. Oppo A73 ile kendinizi fotoğraf çekmeye kaptırmışken bataryanın bitmesinden korkmanıza gerek yok. Çünkü A73'te 4015 mAh'lik ortalamanın üzerinde bir batarya bulunuyor. Ayrıca bu batarya Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi olan VOOC 4.0'ı da destekliyor. Bu sayede telefonunuzun kutusundan çıkan 30 Watt'lık hızlı şarj adaptörü ile telefonunuzu sadece yarım saat içerisinde %50 oranında şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca 1 saatin altında yalnızca 53 dakika gibi kısa bir sürede de telefonunuz tam şarja ulaşıyor. Evet arkadaşlar, bugün Oppo ile İstanbul'u geziyorum programımızın son adresinde Dikili Taş'tayız ve burada programımıza son veriyoruz. Şimdi programımıza son vermeden önce Oppo A73 ile çektiğimiz Dikili Taş fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakacağız. Evet, size son bir hatırlatmada daha bulunalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere de hoşça kalın.